Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu file çantamızı çalışacağız. Ben bir parçasını çantamızın diğer tarafını yaptım. Şimdi sizlerle birlikte diğer tarafını çalışacağız. Öncelikle malzemelerimiz pamuklu makrome 100 gramdan biraz daha fazla gidiyor ama ipinizin kalınlığına göre de değişebiliyor. Biraz ince çıkarsa bir yumaktan da çıkabiliyor. Benim ipim kalın ve ben kilo işi aldığım pamuklu makromelerden örüyorum. Şimdi öncelikle tığımız 4 no tığ olması lazım. Pamuklu makromelerde genelde hep 4 no tığ kullanıyoruz. 4 notu ve şimdi ortasını sihirli halkamızla başlayacağız. Sihirli halkamızın yapımını biliyorsunuzdur. Diğer videolarımda da hep göstermiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. Tekrar yeni başlayanlar için de göstereyim. Parmağımızı elimize doladık. Ve tığımızı içeriden çekip ilmeğimizi aldık. Sık iğne olarak 2, 3, 4, şunu elimizde tutuyoruz biliyorsunuz, bu bize lazım olacak. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğnemizin içini doldurduk ve bunu alttan çekiyoruz. Ortamızı iyice kaybettik ve bunu şu ilmeğimizin başına pekiştirdik. Ve burada bir zincir çekip bu ipimizi artık kıracağız. Çünkü şu tam ortamızı yapıyoruz. Evet, biraz daha kısaltacağım ben bunu şimdi. Şimdi açık mavi lazım arkadaşlar bize. Benim elimde biraz inceydi. Ben onu iki kat yaptım. Bu ipime denk düşsün diye. İpim biraz kalın olduğu için. Açık mavimizle ortasını istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz ama kahverengi olabilir, kırmızılı, sarılı olabilir, papatya şeklinde. Siz nasıl isterseniz o sizin zevkinize bağlı. Buradan direkt ilmeğimi çektim ve bunu içinden yürüteceğim. Şimdi bir ilmek alıp 10 tane sık iğneyi aralarda artırma yaparak 16 taneye tamamlayacağım. Bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Üstlerine birer tane battım şu an. Sonra 2 tane batacağım. İpimi de içeriden yürüttüm arkadaşlar. Şöyle. Bunları da şimdi içeride kaybedeceğim. Arkada pis görüntü olsun istemiyorum. Bunları da örgünün içinde kaybedeceğim. Bakın bu şekilde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Burada bir artırma yapacağım. 10, 11, 12. Burada tekrar artıracağım. 13, 14, 15 ve 16. Bunu da bitirdikten sonra arkadaşlar buradaki baştaki ilmeğe sık iğnemizi sabitleştirip ve bu ipimizi de kırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer ipime geçeceğim. Diğer ipim de yine iki kat yaptım ben arkadaşlar. İnceydi. Elimde olan iplerden ördüm ortasını. Şimdi bu kırdığımız yerden hiçbir zaman başlamıyoruz. Direkt şu taraflardan başlayacağım. İki ip üst üste gelip orada bir kaba görüntü oluşturmasın diye. Şimdi bunda bir zincir çekiyorum ve bu taraftan başlıyorum. Bir
İki zincir çektim arkadaşlar başlangıç olarak. Milistümü aldım. Bir boşluk bırakıp diğerine 2'li trabzan yaptım ve V şeklini oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Milistümü aldım. Şimdi bunun tam dibine, yani şu trabzanın dibine batıp İkili trabzanımızın bir tanesini çektim. 2 tane ilmeğim kaldı. 1 milüstü alıp bir boşluk bırakıp buradan ikili trabzanımı aldım ve hepsini bir çektim. Yani yarım yarım ikisini birden çektim arkadaşlar. Tekrar göstereceğim. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Milüstü alıyoruz. Bu yaptığımızın dibine batıp yarısını çektim ilmeğin. Milüstü iki tanesi tığımda kaldı. Milüstü alıyorum. Bir boşluk bırakıp diğerine onu da yarım çektim ve ikisini birden çekiyoruz. Yani şu V şeklini oluşturacağız. 4 zincir çektim tekrar. Bu 4 zincirler 8 tane olana kadar buraya kadar geleceğiz hanımlar. Yarım çektim. Bir milüstü alıp tekrar bir boşluk bırakıp ikisini birden aldım. 4 zincir çektim. Şu aralarda, yani şu V'nin arasında bir tane ilmek atlayacaksınız, boşluk bırakacaksınız. 4 zincir çektim. Bakın ipimi de alttan kaybettim arkadaşlar. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 oldu hanımlar. 8 tane boşluğumuz olacak. 1, 2, 3, 4. Yarıyı aldım. Tekrar 6 oldu. 1, 2, 3, 4. Milistümü alıyorum. Bunu yaptım. Ve ilk başladığımın dibine tekrar battım. Bunu da oluşturup 4 zincir çekip arkadaşlar ilk yaptığımızın tam ucuna birleştirdim. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanemiz tamamlanmış oldu. İpimizi artık kırıyoruz. Evet, ortamız tamamlandı. Şimdi krem rengimizle çantamıza başlıyoruz. İpim kalın demiştim arkadaşlar. Bu file çantalarımızda kalın ip her zaman daha güzel. Çünkü zaten fileli, delikli. Bu ipimiz ince olsa daha bir salaş şeyli durur. Ama bu kalın olduğu zaman biraz daha tok duruyor. Onun için biraz daha kalın ipler tercih etmenizi isterim. Zincirimizi çektik. Ve herhangi bir yerinden, boşluğun bir yerinden bunu bir sabitleyelim arkadaşlar. Şu şekilde. Ben bunu yine içeriden yürüteceğim. Şimdi bu başlarda iki zincir çekip bu her dört zincirin içine ikili trabzanla 5 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5. Ve bu aralarda bir zincir çekip diğer boşluğumuza geleceğiz. Milistümüzü aldık. Trabzanımızı 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik diğerine. 8 tane, yani bu papatyamızdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapacağımız için 8 tane başa gelene kadar yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4 ve 5. Aralara bir zincir arkadaşlar. Buraya gelene kadar devam edelim aynı şekilde. Evet, 5
renkli trabzanımızı 8 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım. Ve şimdi arkadaşlar tek zincir çekip, bu 2 tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. Şunu bir alayım isterseniz altından. Belki renk olarak şey yapmasın size. Şu hemen iki zincir çekmiştik başta ya. Hemen o zincirin ortasına bunu sabitledim. Şuna değil arkadaşlar, zincire. Ve tekrar iki zincirimi çekip milüsta alıp zincir çektiğim yeri tekrar bir trabzan daha yapıp bu başlardan artıracağız şimdi arkadaşlar. Yani bu ilmeğimizi, 5 ilmeğimizi 2 buradan 2 de sonundan artırarak 7'ye tamamlayacağız. Şimdi göstereceğim tekrar sizlere. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, aynı yere tekrar batıyorum, 7. 7 ilmek oldu. Şimdi arada tekrar bir zincir çekip milüstümü alıp hemen bu baştan, bakın şuradan bir trabzan ve ikinci trabzanı aynı yere artırmış oldum ve devam ediyorum trabzanların üstüne. Son trabzanımız da şurada yaptık ve milüstü alıp tekrar aynı yere battık. Yani şimdi arkadaşlar bu papatyamızı büyütmeye çalışıyoruz şu an. Bir zincir çekip iki kere battım aynı yere. Artırmamı yaptım. Bir zincir çekip devam ediyorum. İkinci sıramız bu şekilde olacak sona gelene kadar. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir zincir çekip diğer yıldızımın yaprağına geldim. Artırarak devam ediyoruz. Bir zincir çekip tekrar diğerine. Zincir çekiyoruz. Sona kadar bu şekilde ikinci sıramızı da bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir zincir çekip yine bu başlangıçta zincir çekmiştik biliyorsunuz, yine iki tane. O zincirimizin içine yine burayı sabitledik. Ve şimdi tekrar iki zincir çekip hanımlar, burada nasıl artırdık ilk baştaki gibi, üçüncü sıramızda aynı şekilde aynı yere iki kere batıp başta ve sonda artırmalarımızı tekrar yapıyoruz ve bu ilmeğimiz, yani bu sayımız 7 iken 9'a çıkacak. Sakın bu ilmeklerde
Yanlışlık olmasın arkadaşlar. Her sırasında kontrol edin. Yani 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayımız olacak. Şimdi 3. sıradaki aramız 2 zincir. 2 zincirden sonra tekrar buraya batıyoruz. Aynı yere tekrar ilmek yapıp artırıyoruz. Devam edip sonunda tekrar artıracağız. İkinci sıranın aynısını burada da yapıp ilmeğimizi 9'a çıkartacağız arkadaşlar. Üçüncü sıramız da bu şekilde. İki zincir aralarda. Bakın bu şekilde bir sıra daha artmış olacak. Şimdi bunu sona kadar gelelim arkadaşlar. Ambaşa kadar geldim arkadaşlar tekrar. Aynı şekilde iki zincirimizi çekip bu zincirimizin ortasına değil şu an. Şimdi şuraya yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yok zincirimizin ortasına. Mil üstümüzü aldık. Pardon. Önce bunu bir pekiştirelim. Bir saniye arkadaşlar. Yanlış söyledim burada. Bunu birleştirdik. Şimdi 1, 2 zincir çekip burada şimdi artma falan yok. Bu 9 taneyi aralarda 3 zincir çekerek 9 taneyi sabitleyeceğiz. Yani artma yapmayacağız. Şimdi eksiltmelere gideceğimiz için orta yerde 9 tane olacak. Artma yapmadık arkadaşlar. Evet, düz. Bu sefer düz yaptık. Şöyle oldu. Şimdi bu aralarda 1, 2, 3 zincir çekip normal 9 tanemizi her trabzanın üstüne bir trabzan yaparak 9 tane sayımızı sabitliyoruz. Bu şekilde 1 2 3 aralar 3 zincirle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Sonra 5. sıraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, 4. sıramızı da yaptık. Şimdi 3 zincir çekmiştik. 3 zincirimizi bu zincirin içine bunu sabitledik. Şimdi 5. sıramız önemli arkadaşlar. Çünkü bu yuvarlak çantayı kareye dönüştüreceğiz burada. Yani bir ilk sırasını oluşturacağız kare dönüşümün. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. 9 ilmeğimiz burada. Şimdi bu ilmeklerimizi hem eksilteceğiz hem köşelerden kare oluşturacağız. Şimdi bu ilmekler nasıl eksilecek? 2 zincir çekmiştik arkadaşlar başlarda. Mil üstümüzü alıyoruz. Bununla birlikte ikisini kesmiş oldum. Diğer taraflarda daha belirgin olacak bu arkadaşlar. Bunu bir sayıyoruz. Normal örüyoruz direkt trabzanlarımızı. Son iki tane deliğimiz kaldığında İkili trabzanımızın yarım yapıyoruz. Diğerini de yapıp iki ilmeği çekip hepsini birden, yani buradan da artık eksiltmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu şekilde
2 buradan eksilttim, 2 buradan. Yani 1 1 eksilmiş oldu. 2 tane gibi görünse de 1 buradan eksilttim, 1 de buradan eksilttim arkadaşlar. Şimdi bu ortalarda 7 zincir çekeceğiz ilk ortasında. Burada 7, burada 13. 7, 13, 7, 13, 7, 13 diye aralardaki zincirlerle şu kareleri, bakın şöyle elimle göstereyim daha. Bakın şu an şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bir 10'dan bir 7 yapacağız. Karemizi oluşturmak için. Şimdi 7 zincir çekiyoruz. Milimizi aldık. Yarısını aldık. Eksiltme yapacaktık başlardan. Milistümüzü alıyoruz. Diğer ilmeğin de yarısını aldık. Şu şekilde ikisi burada kaldı. Ve bunu ikisini birden çekiyoruz. Yani iki yarım trabzanı birden çekeceğiz. Devam ediyorum diğer başa kadar. Bakın şimdi iki tane kalmıştı. Bir, iki. Şimdi bunu ikisini birden çekeceğim. Önce ilk yarımı yaptım. İkili trabzanı yarım çektim. Milist aldım. Diğer yarımı da çekip 3 ilmeği birden alıyorum. Ve burada eksiltmemi yapmış oldum. Fakat bunun arası 1, 7, 1 de 13 olacak. Evet. 13 zincir çekip milistümü aldım. Şurası 7 idi. Şimdi 13 zincir çektim. Şimdi tekrar yarım trabzanımı yapıyorum. Diğer yarımı da yapıp eksiltmemi başta yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 7 ve 13. Sonra tekrar 7, tekrar 13 yapacağız. Şimdi ilmeğimizi normal düz trabzanımızı örerek diğer tarafa geldiğimizde şimdi tekrar iki tane kaldı ve eksiltmemi yapacağım. İkisini bir aldım. Şimdi 7 zincir. Tekrar milistümü alıp yarım trabzanımı yaptım. Diğerine de yarım yapıp 3 ilmeği birden çektim. Bakın bu şekilde olacak. Şurası 7 zincir, 13, 7, tekrar 13, tekrar 7. Bu başa kadar bu şekilde geleceğiz arkadaşlar. Bu 13'ler şöyle yaptığımız zaman köşelerimizi oluşturacak arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Yarım yarım trabzanlarımı yapıp hepsini birden çekip eksiltmemi yaptım. Şimdi 13 zincir. Sayılarımızı unutmayalım. Bu çantamızda en çok güzel denk gelen, çünkü yukarıda sayılarımız değişecek. Bu şekilde 13, 7, 13, 7 diye bu sona kadar 5. sıramızı da getirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sona geldim 13 zincirimle. Artık zincirin ortasına değil, şu başa eksiltme yaptığımız için artık bu başına bunu sabitledim. 2 zincir çekip ikisini bir alıyorum. Aynı şekilde bu sıramızda da yanlardan eksilterek bir iki kere de alıp iki tane kalınca bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. Fakat şu araları göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Bakın köşelerimiz
bu şekilde oluşmuş oldu. Şu 13 ilmeğimiz şu köşeleri oluşturdu. Şimdi arkadaşlar 6. sıranın yine yanlardan bu papatyalarımızı şu yanlardan eksilttik. Bir buradan bir buradan eksilterek şimdi buraya geldik. Burada bu 7'nin ortası hep 7 zincirli olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip tam 7 zincirimizin ortasına ilmeksiz batıyoruz. Bu şekilde. Tekrar 7 zincir çekip mil üstümüzü alıp papatyamızın üstüne yarım trabzanımızı ve diğer yarımı yapıp şu şekilde üçünü birden çekiyoruz. Eksiltmemizi yaptık. Devam ederek diğer iki tarafında yine boşluk kaldı. Oranı bıraktığımızda iki yarım trabzanı çekip birden alıyoruz arkadaşlar. Birer ilmek daha yanlardan eksiltmiş olduk. Bu şekilde. Şunu ben altına koyacağım. Biraz daha sizlere belirgin olsun diye arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zinciri çektik. Şu 13'lüye geldiğimizde 7 zinciri çekiyoruz. Bir, iki, şu üçüncü zincirimize, bakın hanımlar, orta falan değil, üçüncü zincirimize sık iğnemizle 7 zinciri birleştirdik. Daha sonra bu tam ortasında 11 zincir çekeceğiz. Zincirimizi çekip yani şuraya denk gelecek şekilde şu şekilde şu zincirimizin ortasına bunu sabitledik. Şu şöyle oldu bakın. Şimdi 7 zincir daha çekip köşe oluşturduğumuz için arkadaşlar 7 zincir çekip normal eksiltmeli trabzanıma yarım trabzanımı direkt yaparak iki tanesini yarım çekip birden çekip bu 13 zincirin üstünü tamamlamış olduk. 7'lerin üstü 7 7 zincir olacak. Sadece bu köşelerde bu şekilde. Şimdi daha üst sıralarını da göstereceğim. Orada da farklılaşıyor biraz daha. Şimdi bu eksiltmemi de yapıyorum arkadaşlar. Normal 7 zincire geldim. 7 7 çekerek 7 zincir çektim. Ortasına bandım. Yedi daha çekip normal papatyalarımızı, eksiltmelerimizi yaparak devam ediyorum. Burada da eksiltmemi yaptım. Üçünü birden aldım. Şimdi buradaki yaptığımız işlemi şu köşede yapacağız. 13'lülerin üstü bu şekilde olacak. Tekrar göstereyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3. zincirimizin olduğu yeri sabitledim. 11 zincir çekiyoruz. Tekrar bakın şu şekilde tutacak şekilde buradaki zincirimizin ortasına 11 zinciri sabitledim. Ve 7 zincir çekip
Normal eksiltmemi yaparak minüstümü aldım. Trabzanımı eksiltmemi yaparak gidiyorum. Şimdi yediler normal bu şekilde, köşeler bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar tekrar gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu sıramızda böylelikle tamamlamış olduk. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu son sırayı tekrar anlatayım sizlere. Şöyle tutalım. Altıncı sıramız. 7 zincirin üstüne 7 zincir, 7 zincir ekleyerek buralarda eksiltmelerimizi yaparak trabzanımızı yapıyoruz ve şu 13 zincirin, görmüş olduğunuz bu köşelerde yaptığımız 13 zinciri 3'e böldük. 7, 11, 7 olarak sonra tekrar böyle devam ettik. Şimdi burada arkadaşlar sabitledim. Her zamanki gibi 2 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5 bununla birlikte. Şimdi burada yapacağımız bütün ilmekleri yarı yarı yapıp, yani yarım trabzan yapıp iki tanesini alıp birini bırakıp 1, 2, 3, 4 oldu arkadaşlar. 5 oldu. Şimdi bunu burada yapmış olduğumuz gibi bir seferde toplayacağız. Yani papatyalarımız artık son sırası bitmiş olacak. 7. sıramızda papatyalarımızı son sırasını hepsini birden çekiyoruz ve bu şekilde kapatıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip 7 zincirimizin tam ortasına, bu 7 zincirli olanlar hep zincirli olacak arkadaşlar, 7 zincirle. Önemli olan köşelerdeki 13 zincirin üstünü unutmamak. Bu şekilde 7 zincir daha çektim diğer 7 zincirin ortasına. Tekrar 7 zincir çekip buradaki yaptığımız işlemin aynısını buraya da yapacağız. Milüstümüzü alıyoruz. Yarım trabzanımızı çektik. Burada ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Hepsini bir toplayacağız. Yarım şekilde iki tanesini çekiyoruz. İlmeğimizi bırakıyoruz burada. Ve hepsini birden çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip şimdi şu 7 zincirin tam ortasına bu şekilde sabitledik. Burada tekrar 7 zincir çekiyoruz. Burada yapmış olduğumuz gibi şuralardan, yani 1, 2, 3. zincirimizi önce bu 7 zincirimizi sabitleyip sık iğneyle. Şimdi 13 zincir çekmiştik. 11 ve 10, 9 diye bitireceğiz. Şimdi 10 zincir çekiyoruz. Buralar köşe olduğu için arkadaşlar, milüstü almadan tekrar şuraya sık iğneyle sabitliyoruz. Sonra 7 zincir çekerek bu zincirimizin tam ortasına da sabitledik. Köşemizi böylelikle daha belirgin hale getirdik.
7 zincir çekip mil üstümüzü alıyoruz ve bu toplama işlemimizi bir seferde trabzanları yarım yaparak, yani 5 trabzan yapmış olacağız bu başlarda arkadaşlar. 1 2 3 4 5 trabzanı yarım yapıp bir hepsini birden çekiyoruz. Köşemiz böyle olacak. Tekrar 7 zincir çekiyoruz. Tam ortasına batıyoruz. 7 zincir daha çekiyoruz. Diğerinin ortasına. Tekrar 7 zincir çekip mil üstümüzü alıp 5 tane yarım trabzan yaparak hepsini birden çekiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu köşeler böyle olacak. Tekrar bir köşe daha göstereceğim size. Bu 7 zincirler 7'li 7'li devam edecek arkadaşlar. Yedi zincir çektim. Yedi zincir daha çekiyorum. Bu zincirimi sabitledim. 10 zincir çekiyorum bu köşede tekrar. Diğer taraftaki gibi onu da sabitledim. Yedi zincir çekip diğer yedinin üstüne sık iğneledim. Bu köşemiz de oluştu. Bakın yavaş yavaş kare olmaya başladı arkadaşlar. Son yere gelene kadar bu şekilde devam edelim. Son birleştirmeyi tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sıramız da bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramız da bitti. Normalde bu bir parçamız 10 sırada bitireceksiniz. Diğerini 9 sıra bitecek. 10. sırada bu parçayı ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi 7. sıramız bitti. Diyeceksiniz ki burada bunu nasıl birleştireceğiz şimdi? Şimdi burada arkadaşlar normal 7 zincir yapmamız, şurada 7 zincir olması gerek şurada. Bunu ne yapacağız? 2 3 zincir çekip 2 mil üstü alıp, bura birleşme yerimiz ya. Şimdi artık dolgumuz bitti. Buraya birleştirmek için 3 zincir çektim. 2 mil üstü alıp 1 2 3 kere de bu 3 2 mil üstünü çekiyorum ve burada sanki 7 zincir daha olmuş gibi, gördünüz mü arkadaşlar, bu şekilde bunu bitiştirdik. Şimdi 8. sıradayız. 8. sıramızda artık papatyalarımız yok. Sadece zincirlerden ibaret. Bütün zincirlerimiz, aradaki zincirler 7 ile olacak. Sadece şu köşeler 9 zincir olacak. Yani şurada yaptığımız işlem bitene kadar aynı şekilde bu köşeler devam edecek arkadaşlar, 9 zincirle. Şimdi 7 zincir çekerek devam edelim. Diğer 7 zincirlerimizin ortasına sabitliyoruz. Yedi zincir çekip
Diğer 7'nin ortasına sık iğnemizle zincirlerimizi sabitliyoruz. Yine 7 çektim diğerinin ortasına. Çantamızı istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Plajda kullanabilirsiniz. Normal günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. File çanta olarak kullanabilirsiniz. 7 zincir çekip bakın yine ortaya geldik. Yine aynı şekilde ortalarda mantık aynı arkadaşlar. Sadece sayılarımız değişti. 13, 11, 10. Şimdi artık 9, 9 gideceğiz. Dokuz zinciri çekip şuraya tekrar bir köşe oluşturduk. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi 7 zincirimizle bu öbür uca gelene kadar orada da şu 7 zincirle devam edeceğiz. Bu köşelerde 9 zincirle aynı şekilde buraya köşelerimizi oluşturacağız. Son 7 zincirimizi de çektik. Bakın arkadaşlar. Pardon, bir zincirimiz daha var. Bunu bu ortaya ekleyip tekrar 7 çekip köşeyi ikiye bölüyoruz yine. Bu köşede 9 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar buraya battık. Şimdi 7 zincirle tekrar öbür köşeye kadar devam edeceğiz. Ta ki şu ekleme yaptığımız yere gelene kadar buraya aynı şekilde gelin hanımlar. Tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, 8. sıramız da bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 9 sıra. Az önce 10 sıra demiştim. Yanlış oldu orada arkadaşlar. Düzeltelim. Bu 9 sıra, bu 8 sıra. 8 sıradan sonra 9. sırayı birlikte birleştirerek öreceğiz. Şimdi 8 sıramız bittiğine göre tekrar şu birleştirme yerini göstereceğim size arkadaşlar. Yine buraya geldik. Burada da ilk alttaki sırada yapmış olduğumuz gibi 3 zincir çekip şurayı mil üstü alıp 2 tane buraya, bakın şu birleştirdiğimiz az önceki yer vardı, buraya 2 kere 3 kere de çıkartarak tamamını bitirdik. Bir zincir çektik, burası bitti arkadaşlar. Yani artık bu parça bu parçaya birleşecek. Buradan birleştiremeyeceğimiz için burası yarım kaldı. Bakın bu ortada kaldığı için bu ipimizi kıracağız arkadaşlar. Köşeden birleştirerek geleceğiz. Bunu arkadan sabitleyeceksiniz arkadaşlar.
şu ipi kaybedeceğiz alttan. 8 sıramız böylelikle tamamlanmış oldu. Köşelerimizi zaten anladınız arkadaşlar. Şimdi bir diğer köşeden başlayarak, yani şuradan, bu yan tarafta dikiş yerinde kalsın, şurası ağız kısmımız olsun, bu ipimiz bu ağız kısmında olmasın diye diğer köşelerden herhangi birinden şimdi diğer ilmeğimizi birleştireceğiz. Nasıl ki iki tane şuradan yapıyorduk arkadaşlar, onu bozmadan herhangi bir yerinden şuradan başlıyorum ve 1 2 3 4 zincir çekip, burası 9 olduğu için diğer tarafa da denk olsun diye, şimdi diğer parçamızın ters yüzleri iki yere içe gelecek şekilde, düzler ön taraflara gelecek şekilde şu köşemizi aldık, 4 zincir çektim, köşemizin tam ortasında bunu sabitledim. Sonra tekrar bir 4 zincir daha çekip, normal yapıyormuşuz gibi şuraya ilmeksiz sık iğneledim. Bakın, köşelerimiz aynı olmuş oldu. Sonra 4 zincir çekerek, 4 fazla gelir, 7 zincirle buralara yaptığımız için arkadaşlar 3, bir de birleştirmeyi sayarsak 3 zincir çekip diğer hemen yandaki, yani şöyle göstereyim, şunun tam ortasına şöyle ters tarafından sık iğneyle birleştirdim. 3 zincir çekip hemen yandaki buna, yani bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan 7 zincirlerin ortasına sık iğneyle sabitliyorum 3 zinciri. Bu şekilde sanki hiç ekleme yeri anlaşılmayacak şekilde 3 tarafını ekleyeceğiz arkadaşlar. 3 zincir çekip karşı tarafın tam ortasına sık iğneledim. 3 zincir çekip bu taraftaki parçamızın 7 zincirine sabitledim. 3 zincir çekip diğer tarafın tam ortasına, buraya anladık değil mi arkadaşlar? Bakın, normal şuradan başladık, sanki devam ediyormuşuz gibi aynı örneğimize, 4 zincir çekip diğer parçanın tam ortadaki 9 zincirin ortasına sabitledik, sanki burayı devam ettirmişiz gibi buraya sık iğneledik. Sonra 3 zincirle zikzak şekilde diğer zincirden öbür zincire 3 zincirle parçamızı birleştiriyoruz. 3 zincir çekip diğer parçaya, 3 zincir çekip karşıdakinin tam ortasına, çantamızın 3 tarafını bu şekilde birleştireceğiz. Bakın arkadaşlar, köşelere gelince de göstereceğim. Şimdi sizlere köşeleri az önceki kestiğim yer kenarda kalsın demiştim hatırlarsanız arkadaşlar. Bunun da tam ortasından birleştirme yerimizde az önceki. Üç zincir çekip
diğer tarafa. Şimdi bakın, 3 zincir çektik. Şöyle göstereyim daha anlaşıldığı şekilde olsun. 3 zincir çektik. Buraya geldik köşenin. Yine normal hani bu köşeyi 2 tane yapıyorduk ya. Yine aynı şekilde burasına batıyoruz. Çünkü bununki tamamlanmış. 9 sıra olduğu için bu 8 sıra 9. sıraya tamamlıyoruz hem bunu arkadaşlar. 4 zincir çekip diğer 9 zincirin tam ortasından sık iğne ile birleştirdik. 1 2 3 4 zincir çekip tekrar buraya normal örüyormuşuz gibi köşelerde yapmış olduğumuz gibi buraya birleştirdim ve yine burası bakın normal örülmüş gibi oldu. Sonra tekrar 1 2 3 zincir çekip hemen döndürüyoruz. 3 tarafı ekleyeceğimiz için hemen onun yanındaki 7 zincirin ortasına. 3 zincir çekip bu tarafa. Zikzak şekilde yani bir oradan bir oradan alarak bakın köşemiz nasıl oldu arkadaşlar. Birleştirdiğimiz yer, çantamızın bir köşesini birleştirdik. Gördüğünüz gibi şurası köşemiz. Şöyle şu şekilde. Tekrar 3 zincir çekerek diğer köşemize geldik. Yine bu köşeyi yapmıştık. Burası zaten ağız kısmımız açık olacak. 1 2 ikinci köşemize de geldik. Yine aynı şekilde göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Normal zincirimizi çektik. Buraya 1 2 3 zincir atlayıp şuraya sık iğneledim. Köşe yapıyorum tekrar. 4 zincir çekip diğer parçanın tam ortasındaki yere sık iğneledim. 4 zincirimizi çekip tekrar şurada ikiye bölüyorduk ya burayı, köşeleri normal örüyormuş gibi bu şekilde buraya sabitledim ve buradan 3 zincirle diğer karşı tarafa 7 zincirin ortasına sık iğneledim. 3 zincir çekip bu tarafa geldik. 3 zincir çekip karşı tarafa. Son kenarımızı birleştiriyoruz. 3 zincir çekip, burası da diğer ucumuz, birleştirdiğimiz yer arkadaşlar. Onun tam ortası zincir ortamız olduğu için bu ipleri kaybedeceğiz. Birleştirdim oraya. Zikzak şekilde bir oradan bir bu taraftan 3 zincirle sık iğneyle birleştiriyoruz. Umarım buraya kadar anlamışızdır arkadaşlar. Çok açıklayıcı anlattığıma inanıyorum. Belki ben öyle sanıyorumdur. Anlayamadığınız bir şey olursa alt tarafta yorumlarda yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, köşelerimizi de bu şekilde birleştirdik. Yorumlarda hepinize cevap vereceğim mümkün olduğunca. Instagram sayfa Mandanın Örgüleri, oradan da DM'den de ulaşabilirsiniz bana. Ulaşamadığınız zaman, birebir soru sormak istediğiniz zaman arkadaşlar. Şimdi yukarı tarafını yapacağız. Burayı bitirdikten sonra bakın 3 zincirle zikzak şekilde çantamızın iki tarafını birleştiriyoruz.
3 zincirimizi tekrar çekip köşeye geldik. Bakın, tekrar köşede aynı işlemi yapıp 4 zincir çekiyoruz. Son köşemiz. Bu köşemizi birleştirip dört zincirimizi çekip buraya sabitledik. Yine köşemizi oluşturduk. Şimdi burası 8 sıra olduğu için arkadaşlar bu uca kadar bu ağız kısmı burası tamamlanmıştı zaten 9 sıraya. Bura 9 sıra birleştirdiğimiz için 9. sırada bu ağız kısmı 9. sırayı başa kadar gelip tamamlayacağız. Burası da bitmiş olacak. Bunu normal zincir 7 zincirle bu başa şu ilmeğimizi taktığımız yere kadar şuraya kadar geleceğiz 7 zincir çekerek. Burada ekleme bitti artık. Çünkü çantamız torbalandı. Ağız kısmını yaptık. Şurayı 9. sıramızı tamamlayıp sona geliyoruz. Evet arkadaşlar, bu sona kadar geldim ve başladığım yere bu 7 zincirimi son olarak buraya birleştirip sabitledim ve bir zincir atıp bu ipimizi de kıracağız mecburen, çünkü orta yerden başlamamız lazım bu omuz kısmını yapmamız için. Pardon. Bu ipimizi alttan artık yürüteceğiz arkadaşlar. Sona kadar geldik. Buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? 9 sıramızı ikisinde de birini zaten bitirmiştik. Yani ben daha önceden ördüğüm parça 9 sırayı tamamlıyorsunuz. 9 sıradan sonra diğer parçamızı 8 sıra 9. sırayı diğerine ekleyerek 9. sırayı da yapmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi çantamız birleştirdik ve hazır duruma getirdik. Şimdi yukarıyı nasıl yapacağız? Bu iki taraftan. Şimdi arkadaşlar bu iki ağız kısmında bir şu baştan sayarak, şimdi bizim zincirlerde yanılma payımız veya işte denk gelmeme gibi bir problemimiz olmayacak, çünkü sayılarla çalıştık. Onun için denk gelmemesi mümkün değil. Şimdi şöyle sayalım. İkisini bir tutarak. 1. Yine ikisini bir tuttum. 2. İkisini bir tuttum. 3. 4. 5. 5 taneyi unutmayalım arkadaşlar. 5. Şu 6. Yani bu 6. tam ortamız. Diğer tarafta da 5 tane var. Bakın. 1. 2, 3, 4 ve 5. Tam ortayı bulmak için 6. yani şu direğimizin tam ortasındaki şu ilmek bizim. Şunu şöyle bir takalım. Şöyle kalsın. Bizim tam çantamızın şu ortası. Yani ayrım yerini yapacağız arkadaşlar. Anlayabilmeniz için daha şeyle anlatıyorum ama umarım sıkmıyorumdur sizleri. Şimdi burası tam 6. yani ortamız. Bunu diğer tarafına sizler karıştırmamak için ayraç çatal iğnemizle burayı tutturabilirsiniz. Yahut da bir ip takabilirsiniz. Çünkü buradan başlayıp, yani şu düz tarafını göstereyim. Buradan başlayıp böyle diğer tarafına gelene kadar buraya kadar öreceğiz. Yani önce bu tarafı, sonra bu tarafı öreceğiz. Şimdi nasıl öreceğiz? Başlayalım. Burası 6. ilmeğimizdi. Şimdi şuraya tekrar sabitleyip ipimizi alacağım. Arkasındaki tam orta yerimiz, bakın yani şurası. Şu ortadaki zincirimiz, orta yer. Bunun da burası. Şimdi
bir zincir atarak bunları hep arkadan temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu altın zincirin tam ortasına sabitledik ipimizi. Ve 7 zincir çekerek, aslında arkadaşlar ben bu çantamda buraları, şuraları çok sarkık olmasın diye 6 zincir çektim. Hani buralar 7 zincir çok delikli olmasın diye, bu tarafı biraz da toplansın, çanta şeklini alsın diye 6 zincir çektim. Siz isterseniz 6 zincir, isterseniz 7 zincir çekebilirsiniz buraları. 6 zincir çekip diğer zincirin ortasına geldim. Yani tam şu ortaya gelene kadar 6 zincirli arkadaşlar. Şöyle yan tutalım artık burayı çalışacağımız için, şurayı. Şimdi 6 zincirle hepsinin ortasına sık iğneyle batıyorum. 6 zincir çektim. Zincirlerimizin ortasına bu şimdi ek tam birleştirdiğimiz yerde arkadaşlar, çantamızın şu kenar kısmı gördüğünüz gibi, bunun tam ortasına batacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tam ortasına battım ve direkt devam ediyorum 6 zincirle. Çantamızı şöyle hafif döndürdüm. Diğer tarafına geldim. Altı zincir çekip buraya da batıyorum. Şimdi burada ayraçınız olması lazım. Burada bir tane tam orta yeri dediğimiz altıncı yer burasıydı. Ben bildiğim için ip falan takıp işaret koymadım. Buraya geldiğimizde buraya batmadan önce 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi eksilterek kenar oluşturacağız. 3 zincir çekip 2 mil üstü alıp bu tam orta yerinden bu şekilde yapıp, bakın çünkü burası diğer tarafta buradan gidecek, 1 2 3 4 5 6 zincir çekip geri dönüyorum. Yani buramızı eksilterek omuz askımızı yapmış oluyoruz. Geriye döndüm ve devam ediyorum zincirlerin ortasına. 6 zincirle geri döndük ve sap kısmını yapıyoruz arkadaşlar şu an. Yani kaç tane yapmış olduk ilk başlangıcımızdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yapmışız arkadaşlar. 10'uncuyu yarım yapmışız. 3 zincir çekip 2 mil üstü alıp geri dönüp 6 zincirle devam etmişiz. Dönüşlerimiz hep aynı şekilde olacak arkadaşlar. Sayıyı azaltacağımız için, yukarıya doğru askı kısmını yaptığımız için. Şimdi bakın, ilk başladığımız son yerimize geldik. Gördünüz mü? Şimdi burada da aynı şekilde 3 zincir çekip 2 mil üstü alıyoruz. Ve bunun tam orta yerinden 2 mil üstüyü 3 kere de çıkartarak burada yukarıya doğru köşeyi oluşturduk.
6 zincir çekip geri dönüyoruz. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bakın burası yukarıya doğru sap kısmını eksilterek gitmiş oluyoruz. 6 zincir çekip geriye döndük ve zincirlerin ortası yerinden diğer tarafa gelene kadar 6 zincirle bu geldiğimiz yerler artık arkadaşlar son yerleri hep aynı şekilde şöyle göstereyim. Hep aynı şekilde şöyle yani şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Şu kısmı eksilterek sap kısmına geliyoruz. Bu yan tarafı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Diğer tarafı da birazdan yapacağız. Şu an Ankara'da ilk karı gördük arkadaşlar. Bu sabah kar yağdı Ankara'mıza. Şimdi bir tane daha yapıp şimdi son yerimize geldik. Tekrar bakın. Şurası son ilmeğimiz, zincirimiz. Burada da 3 zincir çekiyoruz. 2 mil üstü alıp zincirin tam orta yerinden 2-3 kere de burayı çıkartıp eksiltmemizi yaptık. Bakın yukarıya doğru eksildi. Şu şekilde. Şimdi 6 zincir çekip tekrar geri dönüyoruz. Yani çantamızın yan kısmı eksilerek böyle geldi arkadaşlar. Geri döndük. 6 zincirin ortasına diğer tarafa gelene kadar 6 zincirle bu şekilde tam ortalarını yapıyoruz. Her köşeye geldiğimizde aynı işlemi yapıyoruz. Üst zincir çekip giderken de gelirken de arkadaşlar üst zincir çekip 2 mil üstü alıyoruz. 3 kere de çekiyoruz. Yani şu ilmeğimiz bakın kaç kaldı? 3, 4, 5, 6, 7 kaldı. Sonra bunlar eksilerek 2 kalana kadar devam edeceğiz. Pardon, bu son yerdeydik. 3 zincir çekeceğiz. Evet, şuraya geldik. Tekrar köşemiz burası. Yani bitiş yerimiz. 2 mil üstü aldım. 3 kere de çıkartarak 6 zincir çekip geriye dönüyoruz. Burayı gösteriyorum ki arkadaşlar kesmeden daha iyi anlayabilmeniz için. Bakın bu şekilde yan tarafımız bir tane yan taraf eksilterek bitmiş olacak. Sona geldik. Tekrar 3 zincir çekip 2 mil üstü alıp orta yerinden
bitiş yerimizi yapıyoruz. Altı zincir çekip tekrar geri döndüm. İlmeklerim yavaş yavaş azalmaya başladı arkadaşlar. Tekrar sonda aynı şekilde yapıyoruz. Bakın burayı. Altı çekip tekrar geri dönüyoruz. Bu çantanın şablonunu çok arkadaşlara, çoğu kişiye göndermiştim isteyenler Instagram sayfamdan, ama YouTube kanalım olmadığı için çok anlatma fırsatım da olmamıştı arkadaşlar. Bakın, bir yan tarafımız bu şekilde eksilerek, yani şu yan tarafı yapmış olduk arkadaşlar. Tekrar 100 zincir çekip bitiş yerindeyim. Altı zincirle geri dönüyorum. İlmeğim, yani şu zincirlerim iki tane olana kadar, eksiltene kadar devam edeceğiz. Sondayım yine. Üç zincirimi çektim. İki mil üstümü aldım. Bir, iki, üç. 6 zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane zincirimi oluşturdum. Burası son. Burada da şimdi arkadaşlar 3 zincir çekip 2 mil üstümü alıp aynı şekilde bitiriyormuş gibi köşeyi yaptım. Ve bakın, 1-2 tane kalmış oldu şu şekilde. Şimdi burada bakın, bir tarafı nasıl eksilterek geldik. Şimdi son birleştirmeden sonra bir, bunu da birleştirme zincir saydığımız için bir iki tane kaldı ya arkadaşlar, şu şekilde. Şimdi bunu bir, iki, üç zincir çekip geri dönüyoruz. Ve bu zincirlerin ortasına birinci bu dört tane olacak şekilde dolgu yapıyoruz trabzan. Zaten baştaki bir taneydi. 1, 2, 3, 4. 4 tane de bu tarafa, içine, tam ortasına ikili trabzan yapıyoruz 4 tane. Şu şekilde. Yani sap kısmımızı yapmış olduk. Ve 3 zincir çekerek geri dönüyoruz. Bu sapımızı istediğiniz boya kadar örüyorsunuz, ama tam orta yerine gelecek. Yani şu birleştirme yeri diğer tarafında öreceğimiz için şuralarda bir yerde istediğiniz yarı kısmına gelene kadar ikili trabzanla sap kısmımızı örebiliriz. Sonra diğer tarafına geçeceğiz arkadaşlar. 3 zincir çekip geri dönüyorum. İkili trabzanla bu şekilde orta yerine kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben 15 sırada bitirdim. Diğer tarafı da 15 olacak. Birleştirme yerine de biraz ipinizi uzun bırakın ki dikmeye ipiniz olsun diye. Şimdi diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta da işlem aynı, fakat başlangıç yerini size göstermek istiyorum tekrar. İpimize bir zincir çekip
Hani arkadaşlar bu 6. ilmeğimiz, zincirimiz vardı ya, şurası tam ortaydı ve buradan başlamıştık. Hatırlıyor musunuz? Yani 1, 2, 3, 4, 5, şu 6. zincirimiz tam orta kısımdı. Şurası. Bu tarafa yaptığımız için şimdi buradan tekrar başlayıp bu tarafa götüreceğiz. Yani tam burası olacak arkadaşlar. Tam bu şekilde olacak. Şurası 6. zincirimiz. Şimdi burada tam bunun ortasından zincirimizi sabitleyip şu şekilde bu tarafa gideceğiz ya şimdi. Şimdi 6 zincir çekip diğer tarafımıza, yani diğer 6. yere gelene kadar, bunları arkadan kaybedeceğiz arkadaşlar. Diğer 6. yere gelene kadar aynı şekilde burada nasıl ördüysek diğer tarafımızı da bu şekilde örüyoruz arkadaşlar, 6 zincirle. Siz 7 zincir de yapabilirsiniz demiştik. Bu başlangıç yerlerimiz, bu ipler kaybolacak. Altı zincirle. Şurası hani arkadaşlar yan, öbür diğer yan tarafımızın tam orta kısmına yapmıştık diğer tarafta. Burada da aynı şekilde. Devam ediyoruz. Altı zincir çekip tarafa geldik. Yani bu mantığı anladıktan sonra arkadaşlar başka çantalarda da bu şekilde çalışabilirsiniz. Yani alt tarafı değişik başka bir şey örebilir ve üstüne yine kulp olarak ortayı bulup yan tarafını bu şekilde ister zincirle ister trabzanla yaparak eksilterek götürebilirsiniz. Şimdiki burası yine 6. yerimiz ve orta yerimiz. Bakın şu. Şimdi bu orta yere gelmiştik arkadaşlar. 3 zincir çekiyoruz burada. Aynı diğerlerinde yaptığımız gibi 2 mil üstüyle ayrım yerimizi de yapıp bu şekilde şimdi geri dönüyoruz 6 zincirle. Aynı şekilde yanlardan eksilterek arkadaşlar diğer tarafı nasıl yaptıysak iki tane bu ilmeklerimiz iki tane kalana kadar, yani iki zincir yerimiz kalana kadar sap yapmamız için bu şekilde eksilterek devam ediyoruz. Yine son başlangıç yerimize geldik. Burada da 3 zincir çekerek yine kenarlarda yaptığımız gibi 2 mil üstü alıp 1, 2, 3 kere de çekerek geri dönüp eksiltmelerimizi böylelikle yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yani bunu da böyle eksilterek 2 tane kalana kadar bu tarafı da tamamlayacağız.
Sonra bittiğinde az önceki yeri anlattığım şekilde şuraya gelene kadar bittiğinde de tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer tarafı da eksilterek yan taraflardan bitiriyoruz. Ve bunda da yine buraya iki tane kalmıştı. Dört tane diğer taraftaki yaptığımız gibi ikili trabzan yapıyoruz bir tarafına. Dört de diğer tarafına yapıp kulpumuzu da bu şekilde oluşturmuş olduk. 3 zincir çekerek gidip gelip diğer tarafta yaptığımız gibi aynı bunun boyunda sık iğne, yani trabzanımızı örüyoruz ve sonra dikiyoruz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Çantamız. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Seyreden bütün hanımlara abone olmalarını rica ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.